Merhaba dostlarım, ben Serdar Standard Arrival'a hoş geldiniz. Steam versiyonu indirdim en sonunda oyunun. The Eight Pages, gördüğünüz gibi şurada 3 tane açılmayan bölüm var. Şunların hepsini yaptık. Escape, evet. The Flashback ve Escape bölümleri farklı oldu. Af, şey yok. Ben bu bölümü baştan mı yapacağım şimdi? Dur bakalım. Yapma be. While once a prominent hunting ground, Oakside Park now prides itself as a charming recreation area for families. Çok değişmiş oyun Steam versiyonu. Benim versiyonum 1.5'miş. O yüzden geçen bölümde şeyleri bulamadık. O gizli şeyleri bulamadık. Çünkü oyunum kendi kendini şey yaptıramamış. Oo, birazcık şey yapmışlar, değiştirmişler bir şeyleri. Yok, bu değil ya. Following closure of mines falan filan. Into the Abyss'i baştan oynayacağız o zaman. Neyse, sıkıntı yok. Like many mountain towns, Oakside has maintained a long history of disappearances among its residents. Oddly enough, very few remains have ever been recorded. Diyor ki buradaki kasaba, yakınlardaki kasaba şey çok az şey yapmış. Yani çok fazla kaybolma vakası olmuş kasabanın tarihi boyunca, fakat bunların pek azı, bu kaybolan insanların pek azının cesedi bulunabilmiş. Demek ki ne oluyor? Slender. Bir oyun yapmalılar ya. Slender'ın başlangıcı hakkında, Slender hakkında bu arada manyak bir oyun buldum. Slender de Arrival'dan bile daha iyi olabilir. Bilmiyorum. Slender Arrival'a kapışabilecek derecede bir oyun. Onu oynayacağız ama Five Nights at Freddy's 2'yi bitirdikten sonra. Evet, bu oyun bitirdikten sonra Five Nights at Freddy's 2'yi oynayacağım. Geri döneceğiz Freddy'ye. Neden? Çünkü biz manyağız. Tamamen manyağız. Hiçbir sebep yokken geri dönüyorum. Neden geri dönmeyeyim ki? Tamam, şimdi buralarda ağaçların dibine bakmayı unutmayalım. Ağaçların diplerinde bir tane ayıcık bulacağız. Bu arada 9 stage var artık gördüğünüz gibi. Ama flashback'i geçtiğimiz halde şey yapmamışlar. Koymamışlar. Evet, Steam versiyonunu oynuyorum şu anda. Ancak öyle düzeltebildim oyunu. Başka türlü olmuyordu. Mesela bu tarafı insanlar yaptılar değil mi? Bu tarafta ne var? Bir şeyler bulmamız lazım herhalde diye düşünüyorum. Ne bulmam lazım? Böyle bir yer neden yaptılar mesela? Neden buraları dolaşabiliyorum ben şu anda? Geçen bölümde böyle geçti ama eksik yerleri falan ben keserim. Sıkıntı yok onda. Yani böyle boş boş dolandığım yerleri keserim. Hiç bilmediğim bölümler oynayacağım biraz sonra. Hiç bilmediğim canavarlar peşime düşecek. Bir tane oyuncak ayı arıyoruz şunların dibinde. Ağaçların dibinde. Ona tıkladığımız zaman yeni bir bölüme geçeceğiz. Gizli bir bölüme. Soru işareti olan bölümlere. Nerede bu şey? Bunlar. Sen misin yani? Burada bir şey yok. Hop, oyuncak ayı mı değil, taş. Olsun, taşlarla da oynardım ben küçükken. Hoş, hala oynuyorum. Taşlardan ev yapardım kendime. Yani ev yapmazdım da küçük böyle mağara tarzında şeyler yapardım. Küçük şeyler ama hani gidip de büyük şeyler yapacak halim yok oğlum. Küçücük çocuğum, ne yapayım? Bu değil miydi ya? Oyuncak ayı. Tabi her tarafta şu otlar hayvan gibi şey olduğu için, uzun olduğu için. Bu olay neden bu kadar uzun ya? Ben hiç bu kadar uzun ot görmüyorum bizim orada. Yani uzun şeyler var, uzun otlar var da çiçek onlar, papatyalar falan var. Her yer papatya dolu bizim burada. O şu anda da şey yapıyorlar, her tarafı inşaat yapıyorlar, başka mesele. İnşallah yeni bir şey eklememiştir şu anda, çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Tamamen güncel versiyonunu oynuyorum oyunun. Değişti oyun bayağı, 3 tane yeni bölüm eklendi. Geçen video söylediğim gibi değil en azından. Hadi gelin. Aa, yeni notlar falan eklendi mi acaba? Evet, klasik burayı gördük. Aynı şeyi söylüyor. Burada ne notu var? Hiçbir şey. Kırılmış camlar falan. Sarras tekstürlerine hatırlat. Benziyor bunlar ya. Klasik şeyler mi bunlar?
O kim lan? Duydum seni. Duydum vallahi, şey yapamaz. Beni kandıramazsın, duydum seni. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Adım sesleri. Birileri şuranın içinden yürüyordu, böyle şey falan yapıyordu. Al işte, gene başladık bölümü. İşin ilginç kısmı neler olacağını da bilmiyorum. Acaba burada yeni bir canavar mı gelecek, yoksa gene bizim Fred. Yapma Slender, yapma, gözünü seveyim, yapma ya. Kate, neden şehre kaçmadın ki fırsatın varken? Neden yani? Neden? Başıma çok garip şeyler geliyor ama ben kalıp araştırmama devam etmeliyim. Sonuçta ruhumun uzun boylu takım elbise giyen bir adam tarafından ele geçirilmesi ne kadar kötü olabilir ki? Çok basit bir şeydir. Buralar neden şey olmuş onu anlamadım. Harita neden verilmiş onu anlamadım. Yedinci şey var burada. Kate, ben iyiyim diyor. Oo, ormanlar çok güzel, ağaçlar çok güzel. Lütfen beni görmeye gel. Oh. Seni de görebilmen için seni bulacağım. Çok güzel Kate. Slenderman tarafından birisi ele geçirilmiş ve bunları söylüyor. Oh. Bunu zaten biliyoruz daha önceden. Burada başka bir şey yok herhalde. Ve başlıyoruz. Geçen defa güzel kurtulmuştuk. Hadi bakalım bu sefer aynı şekilde kurtulabilecek miyiz? Şuraya doğru gidelim bakalım. Koşmaya başlamayalım. Benim adım seslerimden başka adım sesleri de geliyor. Yankı olarak değil. Şuradaki odalara bir bakmak istiyorum ilk önce, içerideki. Ulan yeni jumpscare sahneleri geldiyse çok korkarım ya. Bu kadar mı? Bu odalarda bir şey yok mu? Yukarıda değil, aşağıdan gelelim birazcık da sonra yukarı çıkarız. Çabuk üst kata çık, çok yavaş koşturuyorsun. Çok yavaş koşuyorsun. Sen ne zaman geldin buraya? Allah hepinizin belasını versin. Lanet olsun size. Şey açıldı mı? Asansör açıldı mı? Asansör, 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 asansör. Lauren koş. Hayır, daha açılmadı. Aa, baba bir tane daha var. 6 taneyi daha tamamlamadık. Slender'ın gelmemesi lazımdı ya. Zorluğu artırmışlar pislikler. Slender. Senden kaçabilirim. O normal bir senden kaçarım da. Diye şerefsiz kovalıyor beni arkadan. Bildiğin kovalıyor yani ya. Nereden geldiği de belirsiz. Göremiyoruz. Ha. Yukarı şurada bir şey yok değil mi? Sanır gene peşimde takıldı. Ya daha önce böyle değildi bu ya. Protesto ediyorum sizi kardeşim. Hayır. Hayır. Kötü kız. Kötü kız. Uzaklaş. Şimdi bir önüme bir arkama bakmak zorundayım çünkü nereden geldiğini bilmiyorum. Bir de koşuyor ya. Zaman sırrınız oluyor. Slender de öyle değil. Slender'ı da görüyorsunuz, kaçıyorsunuz, nereden geldiğini, nereye gittiğini falan her şeyi biliyorsunuz. Burada öyle değil. Burada yukarıdan da gelebilir. Allah. Abo. Diğer jeneratör nerede ya? Şuradan devam edelim mesela. Tamam, hadi buradan devam ediyoruz.
Hayır, 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 hayır. Nerede olduğunu bilmiyorum ama. Allah belanı versin. Lanet beslik! Kate nerede? Kate'i göremiyorum. Kate'i görememem iyi bir şey ama aynı zamanda beni deli ediyor. Şuradaki yerlere bakmış mıydım ya? Baktım, baktım, buradaki yerlere baktım, sürekli çember çizip duruyorum. Slender yüzünden ya. Kate'in nereden geldiğini az çok kestiriyoruz yani, arkamızdan kovalıyor. Slender kadar sürekli ışınlanmıyor ama Slender bir önümüze bir arkamıza ışınlanıyor. Sürekli geri dönmek zorunda kalıyoruz. Hayır, 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 hayır. Lanet. Pislik. Uzak dur, iblis, iblis, iblis. Sağ sol, önüm, arkam, sağım, solum, yukarı. Dümdüz devam et. Şuraya gideceğim. Kaybol git, kaybol git, kaybol git. Sağ sol, sol. Sen de lütfen önüme çıkma. Arkamdan gelmeye çalışacak o. Aa, burayı da açmışız. Aa, aha. Orada. Hadi, hadi, hadi. Kaç, 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 kaç. Lauren kaç. Allah. Hayır. Hayır, bismillah. Hayır, 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 hayır. Lanet, 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 lanet. Lanet. Pislik. Seni. Oy. Hadi bismillah. Golümü de atlattım. Slender ve Fred nasıl bir arada saldırırlar ya? Geçen bölümde hiç böyle olmamıştı. Arya Mountaineers will often use their bright flashlights to stun and scare off the inactive animals such as raccoons and coyotes. Progress saved in the screen selection menu mu? Öyle bir şey. Neyse. Hadi bakalım. Bu bölümde hiçbir canavar olmaması lazım. Bu bölümde tamamen gezip dolaşmamız lazım. Tamamen amaç bu bölümde. Biliyorum, bunu daha önce de söyledim ama bu arada kameranın ışığı çok az. Oh be, çok güzel bir hava var. Bizi de takip etmiyorlar. Ha, bunu şey yaptı zaten. Nasıl ilerlediğimize baksanıza, elimizde kamera var. Manyak mıyız biz? Neden kamerayla ilerliyoruz? En azından burada istediğimiz gibi koşabiliyoruz, o şeyimiz var. Şimdi buralarda bir tane şey olması lazım. Ayı. Ayıcık, oyuncak ayı. Ağaçların dibinde falan bir tane oyuncak ayı bulmamız lazım. Bulursak muhteşem. Bulursak ekstra bir bölüm daha açacağız. Karangelik değil mi? Ya işte Slender ve Fred'in birleşmiş gücüne kafa koyduk. Doğru mu söyledin? Kafa koyduk. Direndik. Neyse, kafa tuttuk ha. Ve başarılı bir şekilde şey yaptık yani. Hayatta kaldık orada. Hoş, tipsiz. Bize bir kere saldırıp ondan sonra tipsiz diyeceğiz ona. Umurumda değil, eğer ofensif olursa olsun. Tipsin teki o ya. Gözlere baksana. Ve gidip bize saldırıyor. Çünkü biz şu anda karakterimiz kadın, Lauren, bayan. Ondan çok daha güzel olduğu için öyle yapıyor. Kıskançlıktan iş yaptı bunlar. Bazı insanlar böyle ahbaplar, ne yapalım? Hayatın gerçekleri yani bunlar. Hop! Yeni bölüme geçiyoruz. Al, bu yeni bölümde ne yapacağımız hakkında şu anda hiç bilmiyor. Bakın, koşu yapıyoruz. İşte bu, işte güzelliğin sırrı bu, koşu yapmak. Spor yapacaksınız.
Elinde kamera olacak mı gene? Küçük bir çocuğum. Ha, güzel. Charlie. Burası şey. Gölgem görünmüyor. Keşke görünse çok iyi. Denize giremiyor muyuz? Deniz çok güzel görünüyor. Deniz çok pürüzsüz ve çok güzel görünüyor. Sanırım sahil şeridini takip edeceğiz. Zıplayamıyoruz. Zıplayamamaktan nefret ediyorum. Kamplar falan var. Bu ne? Ne aldık? Explore the world, you are young. Şey diyor. Dünyayı keşfet, sen çok gençsin. Şu anda Charlie'yi oynuyoruz. Hani ilk bölümlerde şeye gitmiştik ya, bir tane yanlış evin içine girmiştik de orada şey vardı. Bir tane hayalet vardı. Bir yaratık neyse o, bir tane yaratık vardı. İşte onun gençliği, o hale gelmeden önce nasıl bir şey oldu. Çok şirin ya, kumdan kareler falan yapıyorduk az önce. Oyuncaklarımız falan vardı. Ben hiç öyle kareler yapamadım. Bunlar hep Lego mu? Ne bunlar? Böyle böyle nereye kadar gezeceğiz? Tüm adayı dolaşacağız böyle. Adam mı burası? Bu göl mü? Sanırım bu göl. Şey değil bu. Ama çok güzel. Kumsal çok güzel. Göl de çok güzel görünüyor. O kadar her şey de değil. Derin de değil. O kadar sığ da değil. Böyle sahil şeridi boyunca yürüyeceğiz herhalde. Ondan sonra eve mi gireceğiz? Ne olacak? Kundaklayacak mıyız evi? Yanacak mıyız acaba? Yoksa bir tane bölüm daha mı olacak? Bir tane daha bölüm daha olacağını zannetmiyorum ama uzun bir bölüm olabilir bu. Orman içine doğru gideceğiz şimdi de. Yok, orman içine doğru gidiyoruz illaki. Ve orman içine girdik en sonunda. Abo. Sağ tarafa doğru gideyim. Geldiğim yer orasıydı. Abo, sesli müzik geliyor. Çocuğum ağlama çocuğum. Yanındayım ben. Dostum ağlama sen. Ben sürekli sağa doğru gidiyorum ama hiç eve doğru gitmiyorum yani şu anda. Where are you, Charlie? Charlie! Abo! Charlie! Charlie! Ay! Baştan mı deneyeceğim yoksa şey mi bu? Böyle mi olması gerekiyordu? Loading. Yine flashback bölümüne mi gelecek? Aa, demek öyle bir bölümdü. Anladık, anladım. Şimdi bir bölüm daha açacağız. Eğer o bölüme de direkt girerse o bölüme direkt girmez inşallah ya. Neden böyle yukarısı var ki burada? Daha mı fazla bir şeyler var? Not falan vardır inşallah. Böyle bilmediğimiz, daha önce hiç görmediğimiz not falan vardır. Burası bayağı yukarı gidiyor. Neyi görmem ki? Ha, şurada böyle bir not var. Tamam, bu notların hepsini okumuştuk daha önce.
Şimdi gidip kaset ve şeyi alacağız. Dosyayı alacağız ki bir bölüm daha açalım. Ama o bölümü oynamak istemiyorum. En azından bu bölüm için de oynamak istemiyorum. Eğer öyle bir sıkıntı ortaya çıkarsa onu kesip bir sonraki bölüme atarım. Çünkü cidden yani bölüm bölüm oynamak istiyorum. Aynı bölüm içinde iki tane gizli bölümler oynamak istemiyorum. Ya bilmiyorum ya, belki şeyleri falan keserim. En baştaki o 2-3 şeyi falan keser de direkt ayrı bir şey olarak atarım. Aa, burası böyle değildi daha önce. Buraya falan bayağı bir şeyler yapmışlar. Şunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ha, otomatik olarak şey elflerini çıkardı, tamam. Tamam. O orada bir şeyler var. Ha yok, kayanın şeyiymiş ya, ben dedim orada gizli bir tane mağarayı görebilir miyiz falan böyle. Öyle şeyler düşündüm. Tamam, bunlar falan hep biliyoruz. Bunu da okumuştuk. Bundan önce şunları aldık. Kate, birazcık araştırma yaptım ve çok öncelerin Matheson ailesine ait bir toprak parçası, toprak keşfettim, arazi keşfettim. Charles eşi ve oğlunu öldürdüğü için mi biliniyordu? Yo. Bilmiyorum. Tam olarak anlamadım. Anlayamıyorum ya. Orada görebileceğim hiçbir şeyi hayal edemedim. Hayal edemezdim. Charlie bir şeyler görmüş olabilir. Hiç görmemesi gereken bir şey görmüş olabilir. Neden geliyor ses? Neyse. Bulduğum şey, bir şeyler buldum. Ve bir tane bazı belgelerle karşılaştım. Bazı karanlık şeylerle karşılaşıyoruz burada. Kate ve ne olduğunu açıklayamıyorum. Carl Rose. Bundan sonra bir sonraki bölüme geçiyor. Aynen, direkt bir sonraki bölüme geçiyor. Flashback burada bir ara bölüm oluyor. Hani hem Memories adlı bölüme hem de şeye gitmek için. hem de bu Carl Ross'un bölümüne gitmek için. Aa, şu anda Carl Ross'u oynuyoruz. O zaman bunu bir sonraki bölümde yapayım. Ve izlediğiniz yine bize teşekkürler benim bu videodan. Keyif almışsanız da videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.